Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu, Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde barınacak yer mi yok? Allah'tan doğruyu getiren peygamber ve onu gereğiyle tasdik eden müminler var ya, işte onlar takvaya eren, Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayanların ta kendileridir. Rablerinin katında ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah kuluna kafi değil mi? Resulüm, seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah kimi böyle sapıklığında bırakırsa Artık onu doğru yola getiren yoktur. Allah kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak galip ve düşmanlarından intikam alıcı değil midir? Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki: Öyleyse bana söyleyin. Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah'ı bırakıp yalvardıklarınız başına toplanıp sığındıklarınız, onun bu zararını benden onlar giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese, onlar onun rahmetini alıkoyabilirler mi? Deki Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip dayanırlar. Deki ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın. Şüphesiz ben de bildiğim hak yolda çalışmaktayım. Kendisini rezil edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine daimi bir azap inecek yakında bunu bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah ölecek insanların ruhlarını ölümü sırasında alır. Ölmeyenin de uykusunda alır. Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini muayyen bir vakte eceline kadar salı verir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar ancak Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Ancak O'nun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Nihayet hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz. Allah, hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında, eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların içleri bulanır, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman hemen neşelenirler. De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım! Kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde yalnız sen hüküm verirsin. Eğer yeryüzünde bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde kötü azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için o gün hiç hesaba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. Kazandıkları kötülükler o gün ortaya çıkmış ve alay ede geldikleri azap da kendilerini çepeçevre sarmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet, bolluk ve mevki lütfettiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verildi der. Hayır. O bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemişlerdi. Ne var ki kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. Nihayet kazandıkları kötülükler kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin, yaptıkları fenalıkların cezası da başlarına gelecektir. Onlar bunun önüne geçip kurtulacak değillerdir. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp, dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bundan böyle size azap gelmeden önce Rabbinize dönüp tevbe edin ve O'na gönülden teslim olun sonra yardım olunmazsınız. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline, Kur'an'a uyun. Yoksa o azap günü, günahkar kişi, Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben, Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. O gün Allah şöyle buyurur. Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Allah'a karşı yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtarır. Artık onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları, tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, Ey Allah bilgisinden yoksun cahiller! Bana Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Resulüm, and olsun ki sana ve senden öncekilere vah yolundu ki, eğer sen bile putlardan birine değer vermek, saygı göstermekle bana eş koşarsan, celalim hakkı için amelin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen onun tasarrufundadır.'' Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek. Artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek. Onlar hemen dirilip ayakta bakınıp duracaklar. Yer Rabbinin nuruyla parlayacak. Kitap amel defteri ortaya konulacak. Peygamberler ve şahitler getirilecek. Onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? diyecekler. Onlar da evet geldi diyecekler. Fakat artık azap sözü kafirler üzerine gerçekleşecektir. Onlara girin içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından. İşte Allah'a imana ve teslimiyete karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür denilir. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara size Allah'tan selam olsun.'' tertemizsiniz. Artık ebedi olarak buraya girin, diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirası yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş, diyecekler. Melekleri görürsün ki, arşın etrafını kuşatmış olarak, Rablerine hamd ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Mümin Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 85 ayettir. 56 57. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Sure adını 28. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da Gafir'dir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, Azabı şiddetli olan hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfre sapan, nankörlük edenlerden başkası mücadele etmez. Resulüm, şimdi onların şehirlerde rahatça gezip dolaşması seni aldatmasın. Zamanı gelince onların cezaları ihmal edilmez. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini yalanladı. Her ümmet peygamberlerini yakalayıp öldürmeye kastetti. Hakkı giderip yerine batılı koymak için mücadele edip durdular. Ben de onları azabımla tutup alıverdim. İşte bak benim azabım nasıl oldu. Böylece inkar edenlere karşı Rabbinin kesinlikle onlar ateş ehlidir şeklindeki sözü gerçekleşti. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındaki tavaf eden melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını da şöylece isterler. Ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin her şeyi kaplamıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan, emrine uygun yaşayanları kendilerine söz verdiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi sadece sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen Kimi bu dünyada kötülüklerden korursan o gün muhakkak ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Kafir olanlara şöyle seslenilir. Allah'ın size olan gazabı artık bugün kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. Ey Rabbimiz Bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler. Onlara denilir ki bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca onun yetkisi başkalarına verilince ona da inandınız. Artık hüküm, o çok yüce, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah, size kudretine delalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allah'a haskılarak ona dua ve ibadet edin. O, dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için emriyle ruhu, vahyi ve nübüvveti kullarından dilediğine indirir. O gün onlar kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.'' O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca Allah buyurur ki bugün mülk hükümranlık kimindir Yine kendisi cevap verir. Tek ve kahhar olan gücü her şeye yeten Allah'ındır. Bugün ahirette herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün kimseye karşı hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Resulüm onları yaklaşan kıyamet günü için uyar. O zaman yürekleri korkudan adeta gırtlaklarına dayanır, yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah gözlerin hain bakışını da göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. Allah adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur. Onlar kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kız kıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bu dünya azabının sebebi şudur. Onlara peygamberleri açık deliller, mucizeler ve dini, içtimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kız kıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur. Azabı pek şiddetlidir.'' Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun'a, Veziri Haman'a ve Karun'a gönderdik de, onlar bu bir sihirbazdır, yalancının tekidir, dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince de, onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın, dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, bırakın beni. Şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum." dedi. Musa, şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da, İsrailoğullarına galip kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışımı bize gelip çatarsa, Ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum, dedi. İnanan o kimse ey kavmim. Doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum, dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim! Cidden ben sizin için o barışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buzu nefreti artırır. Nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki: "Ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara yani Göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, Ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim bu dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatıysa doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu hal ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu o imana davet eden adamı onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. O vakit ateşin içinde inkarcı önderlerle onlara uyan takım birbiriyle tartışacaklar. Güçsüzler takımı Dünyada büyüklük taslayan, Allah'a teslimiyeti küçümseyen önderlere doğrusu biz hak dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz bir parçacık olsun bizi ateşten kurtarabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslayan, güç ve yetki sahibi olanlar da biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah kullar arasında kat'i hükmü verdi." diyecekler. O ateşte olanlar bu kez de cehennemin bekçilerine ne olur Rabbinize yalvarın da hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin derler. Bekçiler onlara size açık deliller, mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi derler. Evet geldi diye cevap verirler. Bekçiler de o halde kendiniz Allah'a yalvarın derler oysa kâfirlerin yalvarması artık tamamen boşunadır. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikileceği günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet vardır ve en kötü yurt cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve Tevrat'ı verdik ve İsrail oğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. O halde Resulüm sen sabret çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir.'' küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden ve beğenmeyip içlerine sindiremeyenler var ya, bu onların içlerindeki asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey değildir.'' Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Hiç şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet, kulluk etmeye karşı kibirlenip buna tenezzül etmeyenler aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir. Allah size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen, insanların çoğu şükretmezler. İşte sizin Rabbiniz, her şeyi yaratan Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da, onu bir olarak tanımaktan döndürülüyorsunuz. İşte Allah'ın ayetlerini kasten inkar etmekte olanlar inatla böyle çevrilirler. Yeryüzünü sizin için durulacak bir karargah, göğü de üstünüze bina yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helal şeylerden rızık veren ancak Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur. Ancak O Allah vardır. Dini yalnız ona has kılın ve ihlaslı kimseler olarak ona yalvarın. Hamd sadece âlemlerin Rabbi olan Allah'adır. Resulü de ki: Rabbimden bana açık deliller gelmekle ...sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kolluk etmem... ...bana kesinlikle yasak edildi. Hem de ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim. Sizi atanız Adem'i topraktan... ...sonra ayrı ayrı sizi bir menideki sipermadan... ...sonra alakadan yaratan... ...sonra bir bebek olarak sizi dünyaya çıkaran... ...sonra yiğitlik çağınıza eresiniz... Sonra da ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatan odur. İçinizden kimine de yiğitlik ve ihtiyarlık çağından önce ölüm gelip çatar. Kiminizin ömrü belli bir vadeye kadar uzatılır. Allah bunları düşünesiniz diye yapmaktadır. Yaşatan ve öldüren odur. Bir işin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der o da olu verir. Resulüm, Allah'ın ayetleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar? Onlar o kitabı peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler önce kaynar suda sonra ateşte yakılacaklar. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler nerededir denilecek. Onlar da bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan önce biz hiçbir şeye tapmamışız. Meğer Onların hiçbir hükmü yokmuş diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşkın halde bırakır. Bu hal sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız yüzündendir. Onlara denilir ki içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın hakka karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Resulüm İman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz yahut seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin. Nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Bilesin ki hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça bir ayet veya bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de adalet yerine getirilir. Batıl taraftarları işte böylece hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz ve kiminden de yesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlar da sizin için süt yün deri gibi birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi Üstelik onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlüydüler Fakat kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmadı Peygamberleri kendilerine açık delil ve mucizelerle geldiği zaman kendi yanlarındaki beşeri bilgilerle şımarıp gururlandılar Sonunda peygamberleri alaya aldıkları şeyin cezası kendilerini çepeçevre kuşatı verdi. Artık şiddetli azabımızı görünce Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik dediler. Ama şiddetli azabımızı gördükleri zaman son pişmanlık anındaki inanmaları kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kafirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Fussilet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri secde, secde hamimi, mesabih ve akvattır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha mim. İkinci ayet. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek ve anlayacak kabiliyetteki bir toplum için hem müjde verici ve akıbet hakkında uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Buna rağmen yine de onların çoğu Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Onlar hakikati işitmezler. Dediler ki bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz sargılar içindedir, kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık bizimle senin aranda bir perde vardır. Sen dinine göre amel et, biz de şüphesiz kendi dinimize göre amel ederiz. Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Bu sebeple hepiniz iman ve itaatle ona dost doğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Vay Allah'a ortak koşan, Allah yerine başka varlıklara bağlananların haline. İşte onlar zekatı vermezler ahireti inkar edenler de onlardır. Hiç şüphesiz iman edip salih, sevabı olan amel işleyenlere gelince onlar için hiç kesilmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten bu arzı iki günde veya iki devrede yaratan Allah'a karşı nankörlük ediyor ve ona eşler mi tanıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir.'' hem de yeryüzünde dengeyi sağlamak için sabit ulu dağlar meydana getirdi. Onda bereketler yarattı. Orada isteyenler için onun her mevsime göre çeşit çeşit yetişen rızıklarını takdir etti. Bunların hepsi tam dört gündedir. Sonra iradesi bir duman, gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne İkiniz de isteseniz de istemeseniz de bir düzen ve uyum içinde var olup hükmüme gelin buyurdu. Onlar da istiyerek geldik dediler. Böylece onları yedi kat gök olarak iki günde var etti ve meleklere her gökte kendisine ait işi vahyetti, bildirdi. Dünya göğünü, yakın göğü kandillerle donattık, ve afetlerden koruduk. İşte bu, üstün ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ad ve semut kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Peygamberler onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Oysa siz insansınız. Onun için biz sizin bize tebliğ için gönderdiğiniz şeyleri inkar ediyoruz." dediler. Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve "Bizden daha güçlü kimdir?" dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil rüsva edicidir ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar. Semut kavmine gelince biz onlara da doğru yolu gösterdik fakat onlar körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman dünyada yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik edecektir. Onlar derilerine "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" diyecekler. Derileri de her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan da odur. Şimdi de yine ona döndürülüyorsunuz." derler. Siz fenalıkları yaparken halktan utanıp gizleniyordunuz da kulaklarınız, gözleriniz ve cinsel derilerinizin aleyhinize şahitlik yapacağını düşünerek sakınıp gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sandınız. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi helak etti. Bu yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz.'' Şimdi dayanabilirlerse artık ateş onlara meskendir. Özür dileyip Rablerinden hoşnutluk isteseler bile artık özür ve istekleri kabul edilecek değildir. Biz onlara kendi isteklerine göre bir takım yardakçılar katarız. Onlar da onlara hem önlerindeki dünya zevklerine dalmalarını hem de arkalarındaki ahiretin inkarını süslü gösterirler.'' Bu yüzden kendilerinden önce cin ve insanlardan gelip geçmiş tüm ümmetler arasında gerçekten azaba dair söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar Allah'ın emirlerinden saptıkları için böylece ziyanı uğrayanlardan olmuşlardır. Küfre sapanlar, inkar edenler bu Kur'an'ı okunurken dinlemeyin ve ona karşı gürültü ve şamata yapın. Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz dediler. İşte biz de o inkar edenlere, kafirlik yapanlara elbette şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerine karşılık olarak o ateş onlar için ebedi kalma yurdudur. O Allah'tan gelenleri örtbas edip de küfre sapanlar cehennemde, Ey Rabbimiz! Cin ve insanlardan bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar, derler. Ey müminler! Şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip de, sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde istikamet üzere dost doğru olanlar var ya, onların üzerlerine ölümleri anında melekler inerler de, İlerisi için korkmayın. Bıraktığınız evlat ve ailenizden de endişe etmeyin. Size söz verilen cennetle sevinip neşelenin derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada sizin için her istediğiniz şey vardır derler. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü olan kimdir? İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın, candan bir dost vermiştir. Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. Eğer şeytandan bir fitne ve besvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işiten ve bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay hepsi O'nun birliğinin ve kudretinin alametlerindendir. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız, ne güneşe ne aya secde edin. Ancak ve ancak onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer secdeyi kibirlerine yediremezlerse, kendi aleyhlerinedir. Bilsinler ki Rabbinin huzurundaki melekler zaten gece gündüz hiç usanmaksızın onu tesbih etmektedirler onun kudretinin alamet işaretlerinden biri de şudur. Sen yeri boynu bükülmüş kupkuru olarak görürsün. Oysa biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. Çünkü o her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında sapıklık eden batıla sapanlar şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde ateşe atılan mı daha iyidir yoksa kıyamet günü azaptan emin bir şekilde gelen mi? Artık dilediğinizi yapın. Ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Şüphesiz ki o bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar Kur'an kendilerine geldiği zaman nankörlük etmişler, küfre sapmışlardır. Dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır. Halbuki o cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden ne de arkasından hiçbir şekilde batıl ona yaklaşamaz ve onu bozamaz. O Kur'an hüküm ve hikmet sahibi her türlü övgüye hamde layık olan Allah katından indirilmedir. Resulüm sana senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başkası söylenmiyor. Şüphesi senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de çok acı veren bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık, mutlaka ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden bir kitap olacak şey mi diyeceklerdi. Onlara de ki, o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa kulaklarında bir ağırlık vardır.'' Ve o Kur'an onlarda bir körlük meydana getirmekte, onu görememekteler. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar gibi duymuyorlar, anlamıyorlar. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da inanmada ve tamamını alıp almamada ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden azabın ertelenmesine ait bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar bu Kur'an'dan da kaygılı bir şüphe içindedirler. Kim salih, sevabı olan bir iş yaparsa kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir.